Fanımı devreme ilave ettiğim yandan da ölçü aletini bağladım. Şöyle göstereyim. Fanımı ölçü aletini kroplarıma bağladım. Şimdi yavaş yavaş açalım. Buradaki voltaj yükseldiğini gördüğünüzde fanın döndüğünü anlayacaksınız. Şu an 5 volta. 4, 3 volta. Aşağı düşüyorum şu an. 2 volta. 5, 6, 7, 8, 9, 11 volt. Yavaş yavaş hızlandığını siz de fark ediyorsunuz şöyle. Altını çekeyim ki hava üflediğini anlayabilirsiniz. 14 volt şu an. 16, 19, 20, 21. Şu an yükte olduğu için 21 volta kadar bizlere veriyor. Şöyle azaltalım voltamızı düşürdüm. Kapattım şu an 2 volt. Evet şu an durdu. Yükseltelim tekrar. Evet şu an 5 hızlı yükselttim. 21 volt. Bu şekilde deriz. İlk başta malzemelerimizi tanıyalım. Daha sonra uygulamamızı yaparız. İki ayrı alüminyum soğutucuya ihtiyacımız var. Biraz somun ve vidaya ihtiyacımız var. Bunların ebatları metrik 3. 4 adet MOSFET'imiz var. Değerleri IRF540N. 1 adet voltaj regülatörümüz var. Değeri LM317. 1 adet potansiyometrem var. Değeri 10K. 1 tane direncim var. Bunun değeri 220 ohm. Bu direncimiz yarım wattlık dirençtir. 1 tane daha direncim var. Bu direncimin değeri 33K. Bu direncim de yarım wattlık dirençtir. İlk işlemim bu MOSFET'lerimi sırayla soğutucumun üzerine yerleştireceğim. Daha sonra bu somun ve vidalar ile sıkıştırma işlemini sağlayacağım. İlk işlemim bu MOSFET'lerimin birinci bacaklarını birbirlerine lehimlemek olacak. Sıradaki işlemim bu MOSFET'lerimin ikinci bacaklarını birbirlerine lehimlemek olacak. Ancak bu ikinci bacakların hepsi bu gövdeleri olduğu için soğutucu üzerinden bu gövdelerin hepsi kısa devre oluyor. Eğer emin olmazsanız sizler ölçü aletinizi alarak bu orta bacaklar ile soğutucunuzun arasındaki kısa devreyi ölçebilirsiniz. Şimdiki işlemim bu MOSFET'lerimin üçüncü bacaklarını birbirlerine lehimlemek olacak.
Şimdiki işlemim bu LM317'mi soğutucuma yerleştireceğim. Daha sonra vida ile sıkıştırma işlemini sağlayacağım. Şimdiki işlemim bu 220 ohm değerindeki direncimi LM317'min birinci ve ikinci bacağı arasından lehimlemek olacak. Potansiyometremi aldım masama. Bildiğiniz üzere bu potansiyometremizin 3 tane bacağı var. Bu bacaklardan en kenardaki ve ortadaki bacağı kısa devre edeceğiz. Daha sonra kısa devre etmemiş olduğumuz bacağı LM317'mizin birinci bacağına lehimleyeceğiz. Bu şekilde bacağımızı kısa devre ettik. Şimdi onu oraya lehimleyelim o bacağı. Yani potansiyometremizin birinci ve ikinci bacağını birbirlerine lehimledik veya ikinci ve üçüncü bacağını da lehimleyebilirsiniz. Sorun olmaz. Potansiyometremi şöyle yerleştireyim. Burada üçüncü bacağımı getireceğim. LM317'min birinci bacağına lehimleyeceğim. Şimdi 33K'lık direncimi aldım. Bu direnci LM317'min orta bacağına lehimleyeceğim. Bu 33K değerindeki direncimin diğer bacağını da getirip MOSFET'imin son bacağına lehimleyeceğim. Bir parça kablo alıyorum. Bu kablomla LM317'min son bacağını MOSFET'imin orta bacağına lehimleyeceğim. Bir parça kablo alıyorum. Bu kablomun bir ucunu getireceğim. LM317'min bu orta bacağına lehimleyeceğim. Diğer ucunu da MOSFET'lerimin birinci bacaklarına lehimleyeceğim. Şimdi iki parça kablo aldım. Bu kablolarımın bir uçlarını bu şekilde birleştirdim. Bu birleştirmiş olduğum tarafı potansiyometremin birinci ve ikinci bacağını yani kısa devre etmiş olduğum bacağına lehimleyeceğim. Şimdi bir parça daha kablo aldım. Bu kablomu da MOSFET'lerimin orta bacaklarına lehimleyeceğim. Bu bizim artı giriş hattımız olacaktır.
Son olarak bir parça daha kablo alıyorum. Bu kablomu da MOSFET'lerimin son bacaklarını birleştirmiş olduğum bir bacağı lehimleyeceğim. Bu da benim artı çıkış hattım olacaktır. Böylelikle tüm bağlantılarımızı sağladık. Şimdi de geçelim test aşamasına. Enerji hattımızı bağlayalım. Bu benim bilgisayar şarj aleti. 24 volt çıkış veriyor şu an. Bu yeşil kablo, yani MOSFET'lerimin orta bacağına bağlamış olduğum kablo benim artı giriş hattımdı. Onu bu beyaz olan kabloya, yani artı hattımıza bağlıyorum. Buradan girişim veriyorum. Bu beyaz kablolar, yani potansiyometremin kısa devre etmiş olduğum bacağına giden bir tane beyaz kabloyu da bu enerji hattımın soyuk olan kısmına bağlıyorum. Şu an enerji girişlerimi bağladım. Ölçü aletimi masama aldım. Burada DC voltaj konumunu almamız önemlidir. Bu kırmızı kablo, yani bu MOSFET'lerimin son bacağına bağlamış olduğum kablo benim artı attım. Onu bir tane probuma bağlıyorum. Bu beyaz kablo, yani potansiyometremizin kısa devre etmiş olduğumuz bacağa bağlamış olduğum kablo da benim eksi attım. Onu da probuma aynı şekilde bağlıyorum. Şimdi potansiyometremle oynadığım an voltajın yükselip veya düştüğünü göreceksiniz. Şu an 1.5 voltta. Bir anda açalım. Şu an 24 voltta. Yavaş yavaş ilerleme sağlayıp bakalım voltmetremiz ne kadar çalışıyor. Şu an 23.20, 21, 22, 21, 22, 21, 16 volt, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1 ve bu şekilde 24 volttan 1.5 volta kadar potansiyometremiz ile rahatlıkla ayarlayabiliyoruz. Şimdi çıkışımıza bir tane fan bağlayıp fanımızın dönüş hızını sizlerle birlikte inceleyelim. Fanımı devreme ilave ettim. Yandan da ölçü aletimi de bağladım. Şöyle göstereyim. Fanım ve ölçü aletim proplarıma bağlı. Şimdi yavaş yavaş açalım. Buradaki voltaj yükseldiğini gördüğünüzde fanın döndüğünü anlayacaksınız. Şu an 5 voltta. 4, 3 voltta. Aşağı düşüyorum şu an. 2 voltta. 5, 6, 7, 8, 9, 11 volt. Yavaş yavaş hızlandığını siz de fark ediyorsunuz. Şöyle altına bir şey koyayım ki hava üflediğinde anlayabilirsiniz. 14 volt şu an. 16, 19, 20, 21. 21 volta kadar bizlere veriyor. Şöyle azaltalım, voltajımızı düşürelim. Kapattım. Şu an 2 volt. Evet, şu an durdu. Yükseltelim tekrar. Evet, şu an 5, hızlıca yükselttim. 21 volt. Bu şekilde devremiz.